50 küsür yerde iman ve salih amel birlikte gelir. İman amel birlikteliği, iddia ve ispat. Evet, 50 küsür yerde birlikte gelir. Çok ilginç. İman amel birlikteliğidir bu. İddiadır, ispattır. İman iddiadır, amel ispattır. Öyle değil mi? Ben güvenilir bir adamım diyorsun müminim derken. Ben güvenilir. Peki ispatı nerede bunun? İspatı da muamelen. İspatı da davranışın. Sattığın, aldığın, verdiğin, sözleşmen. Ahlaksız dincilik, ispatsız iddialarla doludur. İspatsız iddialar, baştan sona. De ki, size imanınız ne büyük kötülük emrediyor. Biraz önce okumuştum, Bakara 93. Salih amelin nitelikleri. İfsad edici değil, ıslah edici olmalı. Evet, ifsad edici değil, anlaşılır. Yıpratıcı değil, yenileyici olmalı. Hasta edici değil, iyileştirici olmalı. Savaştırıcı değil, barıştırıcı olmalı. Geriletici değil, geliştirici olmalı. Çirkinleştirici değil, güzelleştirici olmalı. Pasif iyilik, aktif iyilik, hasenat, salihat. Hasenat kendine iyi olmaktır. Evet, kendine iyi olmak. Yani bir kendine iyi olmak, yani bir amel yapıyorsun, o kendin için yaptığın şey. İbadetler genellikle böyledir. Salihat, üçüncü şahıslara iyilik yapmaktır. Yani başkasına iyilik yapmaktır. Salihat budur, salih amel budur. Onun için güvenilirliğin yanına salih amel konuluyor, hasenat konulmuyor, salihat konuluyor. Bu çok önemli. Üçüncü şahıslara ne iyiliğin dokundu? Evet. Hasenatın karşılığı 1'e 10, en am 160, salihatın karşılığı cennet.